Maşallah oğlum, maşallah. Çok iyi görünüyorsun. İyiyim, dedim o. Şükür. Hele Fikret ne diyor? Sen onu bir söyle de hepimiz iyi olalım Nedim'e. Valla Şota Fikret abisini bilir. O yapacağı her şeyi söylemez. Ama illa ne yapacaksa, ne edecekse Şota'ya söyler. Fikret Bey hiçbir şey yapmasın Nedim Hanım. Barışsın, Damla'yı eve getirsin. Gerisini biz hallederiz. Kızım asıl mesele Damla'nın eve gelmesi mi? O kurşunları kim sıktırdı? Nergis. Eğer biz onun canını yakmak istiyorsak... kimin gideceğini Fikret de Şota da iyi biliyor. Yavuz'u diyor oğlum. Onun kalemi çoktan kırılmıştı da... Fikret Bey baba oğul üst üste olmasın diye düşündü herhalde. Ha, bizim sülaleden olunca üst üste oluyor da... Leto olunca mı olmuyor? Ben hala buradayım Sakine. Sen artık Leto değilsin. Ne üstüne alınıyorsun ki? Abi. Ben eve geçiyorum. Bir misafirim gelecek. Misafirim derken Kaan değil değil mi kızım? Kaan mı kaldı canım? Kaan değil anneciğim. Ben sana sonra anlatırım. Şota. Ettiğini çekiyorsun diyeceğim ama ben kime ne ettim ve çekiyorum onu bilmediğim için susuyorum. Allah için siz kimseye kötü bir şey yapmadınız Zeynep Hanım. O yüzden her şeyin en iyisine layıksınız. Bugünler de geçer. Ben bir şey mi kaçırıyorum? Abim buradan çıkınca sana anlatacağımı düşündüğü için... buradaki herkese her şeyi anlatmış Elif'ciğim. Biz de sonra konuşuruz. Geçmiş olsun Şota. Cümle alem duymuş. Ben konuşunca mı korkar? Bana da ne olduğunu anlatacak mısınız anne? Didem yüklüymüş kızım. Yüklü derken anne? Hamile. Didem Halil İbrahim'den hamile. Nesini anlamadın? Allah ikisinin de ayrı ayrı. Tamam da Elif tamam. Hastanın başında dır 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 dır. Hadi çıkın bize müsaade edin konuşacaklarımız var. Hadi Nedim'e çıkalım. Belli ki kime ne yapacaklarını konuşacaklar. Rahat rahat konuşsunlar. Benim kızımın dünyası kararmış. Kim geberiyorsa gebersin umurumda değil. Allah Allah. Yer. Siz anamların kusuruna bakmayın Fikret Bey. Benim için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Biz bir kan döktük. Bir damla kan da bizden döküldü. Neticede ölmedik çok şükür. Tamam da Şota tamam. Annemler çıktı sen başladın. Buyurun Fikret Bey sizi dinliyorum. Bak şimdi bana böyle konuşuyorsun. Buradan çıkar çıkmaz o Yavuz'u indirmeyi düşündüğünü çok iyi biliyorum. Yapma. Halil İbrahim'le bir planımız var. O yüzden sakın yapma Şota. Yemin ederim o planı bana eğer söylemezseniz... anında buradan çıkar çıkmaz o Yavuz'u gördüğüm yerde indiririm. Lan. Hani ödeşlik havası falan yapıyordun demin. Ne oldu birden? Damla Hanım sizin eşiniz. O başka. Ama Yavuz'un silahını kullanıyordu. Ben tanırım. Vallahi hiç kusuruma bakmayın Fikret Bey. Tamam da tamam. Anlatacağım. Sen buradan bir çık taburcu ol. Evde konuşuruz. Tamam mı? Bu gece beni salmazlar Fikret Bey. Yarın sabah evdeyim inşallah. Tamam dedik taş ota. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.